Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çemberde teyit, tahilin çevresi ve alanı olacak. Konu anlatımını söyleyeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. AYT matematik, çemberde teyit, dairenin çevresi ve alanı. 3. test, test A olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz bildiğiniz üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik kitabında bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını, detaylı çözümlerini bulabilirsiniz. Hızlıca gösteriyorum. 11-12 AYT için burada gördüğün tüm testler. TYT için 9. sınıf burada gördüğün tüm testlerin hem matematik hem fizik ayrı ayrı oynatma listeleri. TYT için yine 10. sınıf. TYT için burada görmüş olduğun testler. AYT için burada gördüğün testler. Hepsini de şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinin çözümleri kanalımda detaylı mevcuttur. Videonun açıklama kısmında bir bölümünü koyacağım arkadaşlar. Bunları da çözmeleriniz sizin faydanızadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki arkadaşlar, çember verilmiş. ABCD noktalarından geçen çember ABCD'ye paralel. Ne kadar güzel. KM'de AB'ye dikmiş. Bu da güzel bir haber. O zaman bu da buna diktir değil mi? Çünkü paralel olduklarına göre. Güzel. BK 5. AK 11. Güzel. MD 6 santim. Herkes üzerinde, üzerinde, üzerinde. CMX ne kadardır? Arkadaşlar zormuş gibi gözüken aslında gayet basit, güzel bir soru. Merkezi işaretli arkadaşım. Bizim bildiğimiz en güzel şey kiriş yakaladın ya. Bak, kirişleri, dikmeleri indirirsen ne oluyordu? Kirişe inen dikmeler kirişleri iki eşit parçaya bölüyordu. Şu AB uzunluğumuz sevgili arkadaşlar toplamda 11, 5 daha 16. Dolayısıyla bu arkadaş burayı 8, 8 bölecek. Burası 5 ise şurası 3, şurası da 8 olacak değil mi? 8, 3 diye böler, 5, 3. Güzel. Sevgili arkadaşlar, bu durumda bak, bu arkadaş 3 birim indirdim. Burada bir dikdörtgen görüyorsun. Bu arkadaş da 3 birimdir. Bir dikdörtgen oluşturdun. İşte sorunun cevabı bu kadar. Burası ne kadar oldu arkadaşlar? Buraya H diyelim. HD uzunluğu HD. 6 artı 3'ten 9 oldu. 9 da arkadaşlar bu kirişin yarısı değil mi? Evet. Bu durumda CD uzunluğu 9 çarpı 2 18 olur santimetre. Burası 18 ise arkadaşlar tamamı 9 ve 9 diye ayrılır. Bu durumda X de nedir arkadaşlar? 9 artı 3'ten 12 olur. İşte gördüğünüz üzere bu kadar güzel, basit bir soru arkadaşlar. C. Tabii görünce basit oluyor değil mi? Hiç panik yapmıyoruz. Teker teker işliyoruz. Evet. Şekilde 10 merkezli çemberde AB, BC'ye dikmiş arkadaşlar. Bu arkadaş, bu arkadaşı dik. Güzel. A, teğet noktası belli. Hemen bak, teğeti duydun ya. İndir dikmeyi. Teğet duydun mu merkezden R'yi çiz sevgili arkadaşım. Hatta buraya da R demeyi ihmal etme. AB 8 üzerinde. BC 4 üzerinde. Olduğuna göre AD, yani burası X ne kadardır acaba deniyor. Arkadaşlar ilgilenelim, sanki biraz uğraştıracakmış gibi ama buraya R dedik mi? Dedi ki öğretmenim. Sevgili arkadaşlar, başka R'ler de çizelim ki biz bu soruyu kolayca çözelim. Bak 8, 4 var. Bak şurası da R, burası da R. Şimdi R'yi bulmak üzere arkadaşlar güzel dik üçgenler oluşturalım. Şu arkadaşı AB'ye paralel, bak şöyle AB'ye paralel çektim. Şunu oluşturursam arkadaşlar, bu arkadaş bu arkadaşı dikse bu arkadaş da dik. Burası 4 birimse şurası da 4 birim olur. Şu uzunluğum ne kadar olur? Tamam R kadarsa R eksi 4 olur değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Burası da 8. Bak çok güzel bir üçgenim oldu arkadaşlar. R, R cinsinden ve 8. Şuraya al o üçgeni. R kadar, R eksi 4 kadar, burası da 8 kadar. Sevgili arkadaşlar, R kare eşittir 8'in karesi artı R eksi 4'ün karesi yaparsın. Buradan önce bir bunu çözersin. Ama normalde arkadaşlar bir bakıyorsun, R eşittir 10 bunu çözüyor. Hemen görüyorsun değil mi? 8, 6, 10 üçgeni. Ya da işte çözersen R kare eşittir 64 artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı artı ikincinin karesi. R karelerle vedalaş. 8 tane R eşittir. Topla 90 değil 80. R eşittir 10. Böyle de bulursun. Ama böyle bir durumlarda arkadaşlar TYT çözecek ya da AYT çözecek arkadaşlar için söylüyorum.
Hemen bir iterasyon dersin, bakarsın, çözersin. Yok değilse işin hakkı bu siyahla çözdüğümüz kısım. Güzel. R çözüldü arkadaşlar. 10'muş buralar. 10. 10. Burası da 10. Değil mi? 10. Harika. Peki öğretmenim, biz X'in peşindeyiz. Şimdi X'i işin içine bulaştırma zamanıdır arkadaşlar. O da şu. Şimdi normalde bak, burası 10, burası 10. Keşke şurası 120 derece olsaydı. Ya bir derece olsaydı ben bunu bulurdum. Arkadaşlar X'i bulaştırabilmek için de bak şu dikmeyi indiriyorum şimdi. Bu dikmeyi indirdiğimizde de ne görüyorsun? C, B, D, F, F yok değil mi? Şuraya F yapalım. Arkadaşlar D, F, B, C. Nasıl bir geometrik şekil? Yamuk değil mi? Evet. Nereden anladık? Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş bu arkadaşı dik, bu arkadaş bu arkadaşı dikse DF doğru parçası paralel olur BC'ye. Değil mi? Güzel. Dolayısıyla bu bir yamuktur. Arkadaşlar şurayı görüyorum. Bak bu arkadaş dik. Nasıl bölmüşüm? Eşit parçalarda. O zaman bunları eşit böldüysem sevgili arkadaşlar, burası da eşittir. FA da 8'dir. Hoş, benim 8'le de işim yok da. Ama şunu öğrenmiş oluyorum arkadaşlar. AO doğru parçası, benim bu yamuğun orta tabanı. Hocam nereden çıktı orta taban? Arkadaşlar eşit mesafede, eşit mesafede değil mi? Şöyle bak, 8 8 yüksekliğin tam ortası. Biz orta tabanı da nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? DF üst taban, alt taban artı CB bölü 2 orta tabanı verir değil mi? Bak orta tabanımızda ne? R 10. Eşittir 10. Yani DF ile CB'nin toplamı arkadaşlar 20 olacakmış. 4 burası ise bu arkadaşa kaç kalır? 16 kalır. Tamam. 16. Soruyu çözdük mü? Hayır, çözmedik ama çözmüş kadar olduk. Bak burada bir dik üçgenin var artık senin. O dik üçgeni de şuraya teşkil edelim. 16'yı şimdi bulduk. Burası da 8. Şimdi şurayı söyle bana sevgili arkadaşım. Bak bunu çözerken de 8'in karesi, 16'nın karesi falan yapmayacağım. Ne yapıyorum? 8'de 1'ini alıyorum. 1'e 2 oranı var değil mi? Bu üçgenin minnağı ile uğraşıyorum. 1, 2, burası kök 5 olur. 8 katı, demek burası da 8 katı, 8 kök 5 olurmuş. Anlaştık. Bütün mesele budur arkadaşlar. Ceyhan'ı da büyük bir keyifle işaretleriz. 3 numarayı çağırırız. 3 diyor ki, ABC dik üçgeninde, güzel, O merkezi 2 birim çaplı. Arkadaşlar 2 birimmiş. 2 ikileri hemen yapıştır. Allah muhafaza unuturuz neyin. Yarı çaplı işlev çemberi çizilmiştir. AOK doğrusal. DK 1 birim üzerinde. KC 5 birim üzerinde. Olduğuna göre ABC üçgenin alanı. Arkadaşlar alan deyince ne yapacağım? Dik kenarları bulmaya çalışacağım. Peki bunu bulabilmek için ne yapacağım? Arkadaşlar teğetleri görüyorum. Hemen teğetlere dikmelerimi indiriyorum. Bak dikmeleri indiriyorum. Dik, dik. Burası da dik zaten. Bak burada ne güzel bir karem oluştu. 2, 2, 2, 2. Uzun şey, BC'yi bulduk bile. BC eşittir 8 birim. Tamam, çok güzel. Şimdi ihtiyacım olan sevgili arkadaşlar şuradaki arkadaşı bulabilmek. O arkadaşa giden yolculukta arkadaşlar şimdi şeyler bulmalıyım. Bak dıştan bir noktada teğet çiziyorum çembere. Şurası x kadar ise, AF uzunluğu x kadar ise AE de x kadar olur. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar aynı şekilde C'den de bak teğetim var. Burası 6 birim. Demek ki burası da 6 birim olur. Ve sevgili arkadaşım ne görüyorsun? Bak büyük üçgende Pisagor yapma şansın var. X cinsinden, X cinsinden ve bilindik bir arkadaş. Dolayısıyla X artı 6'nın karesi eşittir. X artı 2'nin karesi artı 8'in karesi. Tamam. Yine buradan arkadaşın 4, 4 olduğunu görüyorsun. Bak 4 dersen 10, 6, 8 üçgeni. Ya da çözersin. Çözüyorum. X kare artı 12 tane X. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 36 eşittir. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin 2 katı artı ikincinin karesi 64. X karelerle vedalaş. Bu buraya gelsin. 8 tane X eşittir. 64. Burası kaç? 68. 36 çıkar. 32. X eşittir. 4'ü böyle de görüyorsun. Tamam mıyız? Tamamız. Ama dediğim gibi test çözüyorsan buradan hemen 4'ü tahmin etmeliyiz.
Sevgili arkadaşlar, konu kapanmıştır. Bu da 4 bulundu. Burasına kadar 6 birim. Burası zaten 8'di. 6 çarpı 8 bölü 2 benim üçgenimin alanıdır. Kendileri de 24 birim kare yapar. Konu kapandı. Geldim arkadaşlar, eski bir klasik numaranın çok çetrefilli sorusu. Belki de sadece bu soru için bile bu teste gelen arkadaşlar olmuştur. Burada tane tane izleyelim arkadaşlar, tamam mı? Tane tane anlatmaya çalışacağım. Biraz karışık gibi. ABC üçgeni AT'nin açı ortaydır. AB 12, 3, 2, x ne kadar? Herkes üzerinde. Arkadaşlar öncelikle ya Allah bismillah bir dalalım. Şunlar açı ortay mı? Alfa alfa cepte. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada klasik numaradan kastım şu. Bak şuradaki açıyı görüyor musun? Evet. Bu açı şu yayı görüyor. Buraya beta diyelim. Bak bu beta kadar olsun. Beta. Sevgili arkadaşlar, çevre açı bu, teğet kiriş de dersin. Aynı yayı buradaki arkadaş da görüyor bak. ACD de görüyor. Demek ki burası da beta kadar. Burada sevgili arkadaşlar, mümkün olduğunca benzer üçgenler oluşturacağız ki benzer üçgenler çıkıyor arkadaşlar. Klasik numara dememin kastı da bu. Bak alfa artı beta iki iç açının toplamı, kendisine komşu olmayan dış açı eşit. Burası da alfa artı beta mı? Evet, çok güzel. Hatta durma, alfa artı beta şu arkadaşta ne kadar olur arkadaşlar? 2 tane alfa artı beta. Niye böyle yaptım? Bak buradaki açı, hatta bunu da böyle yapayım. Şurada görmüş olduğun açı şuradaki açıyla aynı. Değil mi? Güzel. Hatta bak hemen yakaladık bir şeyler arkadaşlar. ABD üçgeniyle açılarına bak, ABD'nin beta, 2 alfa beta, bir de şu arkadaş ABC üçgenine bak. Önce beta'yı çizdiğime göre C A B üçgenine bak. CAB üçgeni. Arkadaşlar bunlar benzer. Çünkü bak açılarımız şu arkadaşın açıları 2 alfa artı beta, beta. Bu arkadaşın açıları da bak şöyle söyleyeyim. Birincide bak şu beta. Değil mi? Şu arkadaşın da beta. Güzel. İkincide B'si şu arkadaş 2 alfa artı beta. İkincide de A'sı yine 2 alfa artı beta. Şimdi şu açı arkadaşlar Allah'ın emri aynı açı olmak zorunda. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman sevgili arkadaşlar benzerlik yazalım. Hocam benzerlik yazacağız da nasıl yapacağız bunu? Sevgili arkadaşlar burada da bak nur topu gibi, mis gibi bir ABE üçgeni var. ABE üçgeni nasıl bir üçgen? İkizkenar. Hocam bunu nereden uydurdun? Arkadaşım bak taban açıların beta alfa, beta alfa. Dolayısıyla AB 12 ise AB uzunluğu, İK ustu, BE uzunluğu. Yani 12 eşittir 12. Sevgili arkadaşlar buranın tamamı 12 ise maviyle yazalım şeyleri de. Burası 3 ise burası da 9 olur. Eğer kabul edersen 3 burayı 9 oldu. Arkadaşlar şimdi hop vakit kaybetmeden şuradan benzerlikleri yazalım. Bak. Burada beta'nın, şurada beta'nın gördüğü büyük şeyde, şurada ABD'yi yapalım. Beta'nın gördüğü kaç? 9. 9'un, burada beta'nın gördüğü kaç? 12. 12'ye oranı eşittir. Bildiğimiz kenarlardan gideceğiz. Arkadaşlar şu CE'ye de A kadar diyelim. CE'yi bulalım öncelikle. Küçük üçgende 2 alfa artı beta'nın gördüğü 12 bölü. Şimdi arkadaşlar büyük üçgende, CAB üçgeninde de beta artı 2 alfanın gördüğü 9, 12, 12 artı A. Değil mi? Oo çok güzel. A'yı kaç bulalım sevgili arkadaşlar buradan? Sadeleştir 3 ile 3, sadeleştir 4. Çarpıyorum 36 artı 3 tane A eşittir 48. 3A eşittir 12, A eşittir 4. Arkadaşlar hayırlı olsun, burası 4 birimmiş. Nefis. Hocam efendim yapıyoruz da X'e gidiyor muyuz? Evet arkadaşlar, X'e adım adım yaklaştık. Şimdi yeni bir benzerlik çıkarmamız lazım. Çıkaracağımız hikaye de şu. Ama bunun için X'i de işin içine alan bir yardımcı eleman çekmemiz lazım. Arkadaşlar o da şu. Bak alfa bu yayı görüyor musun? Bak alfa, şu alfa bu yayı görüyor. Aynı yayı gören şuradan şunu çek. Aynı yayı görmüyor musun? Çevreden. O zaman bu arkadaş da alfa kadar.
Tamam mı? Tamam hocam. Hatta burası alfa ise alfa artı beta iki iç açı. Bak burası da alfa artı beta. Değil mi? Alfa artı beta. E sevgili arkadaşlar bu durumda ne oldu? Bu durumda da sevgili arkadaşlar şu üçgenlerimiz benzer oldu. Alfa, beta, alfa, alfa artı beta. Alfa, alfa artı beta. ADE üçgeniyle ADE üçgeniyle ADE önce alfayı yazdım. Ceyhan sonra Fatsa sonra da Edirne. Bak zaten ters açılarmış. Böyle bile yapmama gerek yok. Ters açılar olduğu için alfa artı alfa, alfa artı beta. E. Bunlar da benzer değil mi? Evet. Bak x'i içinin içine katıyorum. 2, 4 biliyorum. 3x bileceğim. Arkadaşlar bunu şey de yapabilirsin. Yani kanatlarından bunu buna oranı, bunu buna oranı dersin. Ya da alfalardan gidelim. Şimdi önce ADE'yi mi çizdik? Evet. Arkadaşlar burada sevgili alfanın karşısı. Yeşille çözelim. Çok renkli olsun. Burada alfanın gördüğü kaç? 3. 3 bölü. Burada alfanın gördüğü kaç? 2. Eşit olmalı. Burada arkadaşlar şu açının gördüğü, şu açının gördüğü x. Burada bu açının gördüğü de 4. İşte konu bu kadar arkadaşlar. Tamam. İçler dışlar çarpımı yaparsın ya da oran orantı biliyorsan bak bu bunun 2 katı. Bu da bunun 2 katı olacak. Kaç olacak? 6 olacak. Tamam mıyız? Oran orantıyla da lömbürdenek çözersin. Bu çok zor Ceyhan. Kabul ediyorum bayağı zor. Zaten rengarenk çözmemizden belli. Gayet zor. Görmesi sıkıntılı bir soruydu ama işin içinden çıktık. Tane tane anlattığımı düşünüyorum. 5 ile devam edelim. Durmamızın herhangi bir sebebi yok zaten. Şekilde O noktası çeyrek çemberin C noktasında çemberin merkezi teğet noktasıdır. Güzel. MAOB'ye dikmiş. Güzel. AB 3 kök 3 birimmiş. Buna göre OK yani şu X OK vay be burası kaç derecedir diye sorgulanıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şu teğet bak bu teğet şurası R kadar değil mi? Değil mi? R kadar burası. E şurası da R kadar değil mi? Evet. E burası da R kadar. Burası da R kadar değil mi? Evet. E sevgili arkadaşlar şurası da R kadar. O zaman iki tane R. İki tane R. Değil mi? Bak şurası iki R. Bu da yarı çap olduğu için. R artı 3 kök 3. Yani R kaçmış? 3 kök 3'müş. Sen bunda bunun yarısı olduğunu da zaten görüyorsun. Yani bu arkadaş 3 kök 3. Şu bütün R gördüğün şeyler arkadaşlar. Hatta şuranın da tamamını da yazı verelim. 6 kök 3. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Peki başka nereden yürüyelim sevgili arkadaşlar? Bakalım. Hazır bizim için çizilmiş açılardan yürümeye çalışalım. X'i bulmaya çalışıyoruz. Bak olaylara bak. Arkadaşlar OM'de yarı çap değil mi? Evet. OM uzunluğu da 6 kök 3 değil mi? Evet. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bak burası 3 kök 3. Burası da 6 kök 3. Sana bir şey tamamı ama dikkat et. X değil. Tamam mı? 6 kök 3. Arkadaşlar ben buradan bir şey görüyorum. Gördüğüm şey şu. Hocam bak şu açının gördüğü dik kenar. Burası dik çünkü. 3 kök 3. Hipotenüsü de 6 kök 3. Bu ne zaman oluyordu? 30, 60, 90 üçgeninde oluyordu. Dolayısıyla bak burada A, T, M, O, C, D de bir Z görüyorsun ya da iç ters. Şu arkadaşta kaç olur? 30 derece olur. Sevgili arkadaşlar bak burası R kadar. CK da R kadar. E bu durumda bunlar ikizkenar üçgen ise şurası da 30 derece değil mi? Evet. Şimdi X'e doğru gidiyorum. Dikkatini çekerim. E sevgili arkadaşlar 30, 30, 120 derecelik bir ikizkenar üçgenin oluştu. Şurası 120 derece. Şuralar R, R. Bak C, O, K'yi dışarıya çizdim. R'ler 3 kök 3, 3 kök 3. Şimdi trilyon kere yaptık arkadaşlar. 120 derecelik, 120 derecelik ikizkenar üçgende OK uzunluğu bir kenarın kök 3 katı kadardır. Yani 3 kök 3'ün kök 3 katı kadardır. Bu da arkadaşlar 3 çarpı 3'ten 9 olur. Bak bunu hemen çözersin. Konuda yeni olan arkadaşlar için de şöyle bir şey yaparım ben sana. Bak buradan indirirsin bilmiyorsan. 90 derece buralar 30 ya. Evet. Bu arkadaş bunun yarısı olacak.
3 kök 3 bölü 2. Uzun dikkenarda bunun kök 3 katı kat olacak. Yani ne olacak? Bunun kök 3 ile çarparsan 9 bölü 2 kadar olur. E burası da 9 bölü 2. Topla bir x'ini 9. Ama artık bu işin kurdu olanlar bilir ki ortak alan kenarların kök 3 katı kadar. Konu kapandı. 6 ile devam. Zaten ispatı da böyle bir şey. Şekilde O merkezi çeyrek çember ile ova çaplı yarım çember arasında direkt çaplı teğet çizilmiştir. Güzel. Bak yine RR 2R. Değil mi? RR. Şuralar RR. Burası 2R olduğunu görüyorsun. OC 8'miş arkadaşlar. Güzel. Olduğuna göre BCX ne kadardır? Oo, enteresantemente. Bunu nasıl yapacağız bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben niye RRR dedim ki? Bak, dışarıdan bu teğet de arkadaşlar. Bu da teğet, bu da teğet. O zaman BO uzunluğu BC uzunluğuna eşit olmalı. Harika. Burası X ise burası da X o zaman. Değil mi? Çok güzel. Bunu eşitledik. Harika. Aynı zamanda burası da X kadar arkadaşlar. Tamam. Şurası da X kadar. Şu R'ler de tabii dursun da. Ben buradan nereye yürüyorum? Arkadaşlar bak. BOC üçgenimin dik üçgen şey ikizkenar üçgen olduğunu fark ettim. E tabanı da verilmiş. O zaman indir bir dikmeyi. İndirdin mi? İndirdim hocam. E sevgili arkadaşlar, ikizkenar üçgende indirilen dikme hem açıortaydır, hem kenarortaydır, hem de dikmedir. Yani dolayısıyla buralar 4 birim, 4 birimdir. Kabul mü? Kabul hocam. E sevgili arkadaşlar, şuraya da indirdiğimiz A, B, C, D, D yok değil mi? Şuraya da D noktası diyelim. Tamam. Sevgili arkadaşlar, şimdi bak. Tamam, buraya kadar her şey normal. Buradan sonra da arkadaşlar benzerlik aramaya gidelim. Nasıl gidelim? Şöyle gidelim. Bak, bu arkadaş çap. Şuradan şurayı birleştirirsen OCA açısı çapı gördüğü için şurası diktir. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar sen dik 90'ı böyle bölen açılar falan gördün mü? Hemen harflendir başka dik üçgenler varsa. Çünkü burada bir sürü benzerlik çıkar. Bak, buraya alfa dedin, buraya beta dedin. Alfa ile beta arasında o muhteşem ilişki var. Bu arkadaşlar birbirlerinin tümleridir. 90 derece. Dolayısıyla burası da beta olur. Burada da yine senin bir dik üçgenin var. O zaman bu arkadaş da alfa kadardır. Değil mi? Bak, açıortay alfa oldu. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada fark etmen gereken durum şudur. Şu iki arkadaş benzer oldu değil mi? Bak, şurada gördüğün üçgen ile şurada görmüş olduğum üçgenler benzer oldu. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önce yazayım. O meşhur lafımı da söyleyeyim. DBO üçgeni ile DBO üçgeni ile COA üçgenleri benzer. Bırak benzer olmayı. Bunlar aynı üçgenler arkadaşlar. Eş üçgenler. Neden? Bak, 90'ın gördüğü X. Burada da 90'ın gördüğü X. Yani yarı çap. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burada gördüğün 4. Burada da aynı olacak. Burası da 4 birim o zaman. Değil mi? Çok güzel. Hatta sevgili arkadaşlar, bir dakika. 4. Şuranın tamamı da 8 miydi? Evet, 8'di zaten. Bak, x'i hemen buluyoruz. Buradan x ya da şuradan yürüyoruz, bulabilirsin. Burası 8. Burası da 4. Bunu bana bul. Bunu da nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 8 ve 4 ile uğraşmak istemeyenler için 1'e 2 yapıyorum. Çünkü 4'e 8 ya. 4'te 1 indir, 4'te 1 indir. O zaman burası kök 5 olur. O zaman bak, 4 katı. Bu da bunun 4 katı. 4 kök 5 olur. Değil mi? 4 kök 5 olur. Ya da x kare eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesiyle kolaylıkla bulabiliriz. Konu kapanmıştır. 7 numara o. 7 numara da biraz kallavi sorulardan biri. Bak, yine burada bir şey var arkadaşlar. Benzerlik görebilirsin. İkizkenarda görebilirsin. Aşağıdaki şekilde O noktası merkezidir. Güzel. Çeyrek. Dik çünkü. OE 8 üzerinde. BC. Tamamı 4 kök 2. Abo. Bir dakika ya. 4 kök 2 mi? BC. BC 4 kök 2. Tamam, BC 4 kök 2. Bunu alacağız.
OEBC'ye dik, tamam. AFBC'ye eşit. Harika, bunda da sıkıntı yok. X sorgulanıyor arkadaşlar. Güzel, X'i bulmaya çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, benim burada gördüğüm hareket şu. Şimdi bak, bu arkadaş yarıçap R. Bu arkadaş yarıçap R. Ne demiştik? Çember yarıçap çizmeyi sever. Bak çizdim. Çizdiğimde bu da R kadar mı? R. Arkadaşlar OBC. OBC üçgeni bir ikiz kenar üçgen olmadı mı? Evet öğretmenim, oldu. Ne oluyor? Bak o tepeden bir dikme indirmişsin. 8 birimlik. O zaman arkadaşlar bunlar ne olur? Bu arkadaş hem açı ortay olur hem kenar ortay olur. Çünkü dikme tepeden inince değil mi? Kenar ortay olur, yükseklik de olur. Yani şu arkadaşlar da birbirine eşit. Bu arkadaş 4 kök 2 verildiyse buralar 2 kök 2, 2 kök 2. Bak ne kadar güzel bir üçgenin var burada, dik üçgen. CEO üçgenin. CEO üçgeninden arkadaşlar hareketle R kare eşittir 2 kök 2'nin karesi artı 8'in karesi yaparsın. Değil mi? Güzel. Hadi çözelim bu arkadaşı. Zaten R'yi mi bulacağız? FX. Ha, yok, X'i bulacağız. R'yi çözdükten sonra zaten gerisi kolay arkadaşlar. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Söyleyecek miyim ya? Söyleyeceğim. Tabii. Çözülüyor. R kare eşittir 4 çarpı 2'den 8. Zaten 2 kök 2. Kök 8 demek. Bu da 64 mü? Evet öğretmenim. Kaç yapıyor? 72 yapıyor. 72'nin kare kökünü aldığında ne olur arkadaşım? 36 çarpı 2'dir bu arkadaş. 6 kök 2. Arkadaşlar 6 kök 2. 6 kök 2. Şimdi burada bir dur, bir nefes al. Hocam bak şimdi X'in peşindeyiz. Ben bu kadar bilgiyi X'le nasıl ilişkilendireceğim? Arkadaşlar dikkat edersen şuraları ilgilendik, kullandık. Bak şuradaki eşitlikleri henüz kullanmadık. Sevgili arkadaşlar şuradan muhteşem bir hareket çekiyoruz. Ya Allah bismillah diye bir aradana sığınıyoruz, çekiyoruz. Neden çektim biliyor musun? Şunun için. 6 kök 2, 6 kök 2. Bu çizdiğim yeşil arkadaşlar zaten köşegen ne kadar olacak? 6 kök 2'nin kök 2 katı kadar olacak. Dolayısıyla 12 birim olacak. Güzel. Ve sevgili arkadaşım dikkat et. Burada nefis bir üçgenimiz daha var. CBA üçgenini görüyor musun? Evet. Arkadaşlar bak. Bu arkadaş bu arkadaşa paraleldir. Nereden uydurdun hocam? Sevgili arkadaşlar burayı iki eşit parçaya bölmüşsün. Şimdi bak bu bilgiyi kullanıyoruz. Burayı da iki eşit parçaya bölmüşsün. Yani EF arkadaşlar nedir? EF orta taban. Değil mi? Yani sevgili 12'nin yarısı olan 6'dır. Orta taban. Ya da dersin ki BEF üçgeniyle sevgili BCA üçgeni benzerdir. Benzerlik oranı da 1'e 2'dir. Değil mi? Bak 1'e 2. 1'e 2. Dolayısıyla 6'ya 12 olur yani. Konu da kapanır burada. Bursa'yı da tutar. Büyük bir keyifle işaretlersin. Testin son sorusuna geçersin. 8 numara. Şekildeki ABC'de dik dörtgen. ST noktası çeyrek daire. Çeyrek dairenin alanı 81 pi bölü 4. Hemen şunları çözelim arkadaşlar. Tamam çözeriz. EC 12 tamam üzerinde. EF X EF EF EF. Ha şurası X. Ne kadar? Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bak E noktasından T'ye T. Burası da X. Hiç affetme. Hemen X'ini yapıştır. Özelliğimiz neydi? Şuydu. Dışarıdan iki tane teğet çizilir. Bu çizilen teğetler birbirine eşittir değil mi? AT eşittir AB. Güzel. X, X yapıştırdım. Arkadaşlar hemencik şu arkadaşlıkla da ilgilenelim. Bu arkadaş 4'te 1, 2 pire, 2 pire, tüm çevre, pardon 2 pire, alanından bahsediyoruz şimdi. Alan. Alan neydi? Pi, R kare. Arkadaşlar tüm çevremiz pi, R kare. Şurası R. Şurası da R. Değil mi? Güzel. Pi, R kare. 4'te 1 olunca bölü 4. Değil mi? Bu işte kime eşitmiş? 81 pi bölü 4'e. Arkadaşlar bunu ilkokuldaki kardeşine göstersen söyler. Bak 4 4 pi pi demek ki r kare
81. Buraya kadarını söyler. R eşittir de 9'u sen söylersin. Arkadaşlar 9, 9, 9. Harika. Şimdi ne yapmam gerekiyor sevgili arkadaşlar? Bak yine x'i bulabilmek için x'i bir yerlere bulaştırmam gerekiyor. Şuradaki üçgen gayet namzet bu olaya. Zaten çok gözüktü. 9, 12. EB uzunluğunu bana söyle sevgili arkadaşım. EB eşittir. Bak şöyle göstereyim onu da. 3, 4, 5 üçgeni düşün. 9, 3 katı bak. 9, 12, 15 üçgeni. Yani EB uzunluğunun 15 olduğunu görürsün hemen. Öyle değil mi? Hemencecik gördük. 3, 4, 5 üçgeninin 3'er katı. Ya da 9'un karesi, 12'nin karesi, EB'nin karesi yapabilirsin. Falan filan. Hocam, efendim. Tıkandın mı? Hayır tıkanmadım. 12 artı x var burada. Güzel. Başka nasıl gidebilirim? 12 artı x. Ha, bir dakika. Bir dakika ya. Aman. Bir anda takıldım. Gene benzerlikten gidelim ya. Normalde şu 12 artı x'i buraya da bir şeyden söyleyip üçgenler yapabilirim. Ama burada şunu görelim. Arkadaşlar a ile f'yi birleştir. Dik değil mi? Dik. Bak burası da dik. Güzel. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Hemen alfa betalara yapıştırıyorduk. Bak alfa beta. Alfa ile betanın toplamı 90 derece muhteşem bir ilişkidir. Tümler. Beta ise burası da alfa olacak. Güzel. Burası alfa ise burası da beta kadar olacak. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi bana şunu söyle. Bak buradaki üçgen ile şuradaki üçgeni bir değerlendirelim. Bu üçgenler benzer değil de ne? Değil mi? Ne benzeri? Hatta eş üçgenler. Arkadaşlar alfa, beta, 90. Elhamdülillah. Siz de gördünüz arkadaşlar. Bu da yarıçap. Yarıçap da 9 zaten. Değil mi? Bak betanın gördüğü 9. Burada da betanın gördüğü 9. Benzer üçgende 9, 9 herkes aynı yeri görüyorsa demek ki sevgili arkadaşlar diğer kenarlar da aynı olacak. Dolayısıyla AB uzunluğu AB eşit olacak bizim bulduğumuz EB'ye. Değil mi? Yani 12 olacak. 12 diyorum ya 15 olacak. Burası 15 ise sevgili arkadaşlar tamamı da 15 demek ki. 15 değil mi? Bak burayı 15 buldum. Şuradan. Burası da 15. X'e kaç kalır? 15 eksi 12, 3 kalır yani. Ceyhan, anlaştık. Harika. Evet sevgili arkadaşlar, testi bitirirken hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmak serbest. Kanalımızı yaymak serbest. Baştaki hatırlattığım testi sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.